Selam arkadaşlar. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün ben ne yapıyorum arkadaşlar size? Bugün ben karnıyarık yapıyorum. Şöyle patlıcanlarımı şey yaptım. Kabuklarını kesinlikle şey yapmadım. Sıyırmadım böyle bütün. Sadece ortasından bu şekilde. Çünkü bunları çizdiğiniz zaman yağı çok çekiyor arkadaşlar. O yüzden ben karnıyarı bu şekilde yaparım. Aynen. Şimdi 6 tane patlıcanım var. Şöyle biberlerim var. Şöyle maydanozum, dereotum falan var. Sarımsağım var 4 diş. Soğanım var. Biberim var. Domatesim var. Şu kadar da kıymam var arkadaşlar. Şimdi önce ne yapıyorum? Ben önce İçini hazırlıyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Pardon. Çakmam kilitlenmiş. Tavamı ocağımın üzerine alıyorum. Hemen şöyle yağımı ilave ediyorum. Soğanlarımı ilave ediyorum. Tüm malzemelerimi gösterdim. Ben sizi şöyle yakın alayım arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Hemen bir kaşık alıp kaşık alıp geliyorum. Soğanlarımı güzelce soteliyorum. Dışarıdan ses geliyor. Şimdi iç harcımı hazırlıyorum. Hemen kıymamı ilave ediyorum. Şimdi bunun yanında arkadaşlar ne var? Bunun yanında cacık var. Ayrıca pilavım var. Evet arkadaşlar, soğanımla kıymam güzelce özleşti, sotelendi. Şimdi sarımsağımı ilave ediyorum. Daha sonra biberimi ilave ediyorum. Onlarla şöyle bir soteliyorum arkadaşlar. Salça koymuyorum. Salça sos yapacağım pişirirken. Şimdi şöyle yeşilliğimi ilave ediyorum. Nanem de var içinde. Her şey var.
Yeşil koymayı tercih ettim. Kuru nane falan koymayacağım. Sadece baharatlarımla tatlandıracağım. Onda karabiber, tuz, kimyon. Tuz, karabiber, bir de kırmızı toz biber ilave edeceğim arkadaşlar. Karabiber. Çok az kimyon. Şöyle toz biber. Pardon. Açmamışım. Şöyle biraz da toz biber. Kırmızı. Acı değil, tatlı. İçine küçük iki tane acı biber doğradım. O yüzden tatlı. Toz biber ilavesi yaptım. Şimdi iyice bir şöyle özleşmesini bekleyeceğim. Soteleyeceğim. İç harcım hazır olacak. Biraz da buna ben ne yapıyoruz? Kekik. Dolabından kekik çıkartayım. Çok az da kekik. Bir tatlı kaşığı. Özleşinceye kadar bekliyoruz. Şöyle. Bu arada ben hemen arka plana geçip şöyle tezgahımı bir toparlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iç harcım muhteşem bir şekilde oldu. Hemen onu tavama alıyorum. Bakın, duman üstünde. Misler gibi. İç harcım hazır arkadaşlar. Şimdi hemen ocağın altını tekrar yakıyorum. Diğer tavamı, ocağımı alıyorum. Evet, diğer tavamı, ocağımı aldım. Hemen şöyle patlıcanlarımı hafif tavamda kızartıyorum. Aa, bunu çizmemişim. Onu bir çizeyim ben. Bir dakika. Evet arkadaşlar, şöyle çevire çevire patlıcanlarımızı kızartıyoruz. Bak, hiç yağ çekmez böyle arkadaşlar. Siz de böyle yapın. Her yerinden böyle şey yaparsanız, alacalı böyle beyazlatırsanız, o zaman çok yağ çekiyor. Böyle yağ fazla çekmiyor. Evet arkadaşlar, bakın. Harika oldu. Şöyle bir daha çeviriyorum. İçi de yeterince şeyini aldı yani. Aralardan.
Hemen tabağımı alıyorum. Evet bakın arkadaşlar. Şu an patlıcanlarım hazır. Hemen biberlerimi ilave ettim. Bu biberlerimi de üzerlerine kapatacağım. Kıymamın şarjını. Onları da şöyle bir ateşten kızartıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu arada, iyisiniz inşallah, nasıl gidiyor kanallarınız, artık kış sezonu giriyor, bundan sonra izlenmeleriniz artar hepinizin. Biberlerim de oldu. Şu an doldurmaya geçiyorum. Patlıcanların içini güzelce doldurdum. Evet arkadaşlar şu an doldurma işlemine geçtim. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımın içerisine kıymamı yerleştiriyorum. Sıcak patlıcanlar. O yüzden böyle çatalımla, kaşığımla. Bakın dumanın üstünde. Bu şekilde dolduruyorum. Elimi değirmeden. Çünkü yakıyor. Şimdi kıymam biraz, bir şarjım fazla gelecek. Onu da sabah. Arkadaşlar kıymalı yumurta yapacağım Allah'ın izniyle. Kahvaltıya. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhteşem oldu. Şimdi salça sosu yapıp fırınıma vereceğim. Tereyağlı salça sosu. Evet arkadaşlar. Pardon. Tereyağlı salça sosum da konuşamadım da hazır olmak üzere. Tereyağlı, baharatlı. Fırınımda açtım 185 dereceye. Bir 20 dakika falan pişireceğim arkadaşlar. Daha sonra da çocuğumu yapacağım. Pilavım hazır. Evet arkadaşlar salça sosum da hazır. Şöyle kenardan Yavaş. Biraz arttı, fazla geldi sanırım. Onu da kullanırım. Şimdi karnıyarıklarım fırınıma gidiyor arkadaşlar. Sunumda görüşürüz.